Merak etme Plex, sana yiyecek bir şeyler bulacağım. Ama lezzetli bir şeyler bulma sözü veremem. Telaş etmeye gerek yok çocuklar. Yaşlı ve iyi Noel Baba'nın hepinize iyi hediyeleri var. Bu hediyeler çok kötü ve bunun sahte olduğuna da eminim. Hey, sakın ama dikkat et. Evet. Senin gerçek Noel Baba olmana imkan yok. Hey, sizin sorununuz nedir? O gerçek Noel Baba olmayabilir ama Noel Baba bu davranışınızı görse ne derdi? Bu genç adam kesinlikle haklı çocuklar. Hemen özür dileyeyim bakayım. Üzgünüz Noel Baba. Hiç önemli değil çocuklar. Hepinize mutlu Noeller. Size de bayım. Aa, üzgünüm efendim. İyi misiniz? İyiyim. Merak etme, ben yaşlı ve güçlü bir Noel Babayım. Ama gecenin bu saatinde burada ne işin var? Kayıp mı oldun? Soğuk havaya uygun bir şekilde giyinmemişsin. Belki biraz sıcak çikolata içmek istersin. Elimde biraz olacak. Evet, çok isterim efendim. Daha iyi bir teklif düşünemezdim. Bir dilim kamember peyniriniz var mı? Oh, şanslısınız. Hala öğleden kalan biraz sandviçim var. Bu karşılaştığım en kokulu peynirlerden biri. Bu harika kokuyor. Zevkler değişir. Pekala, sen kaybolmadın değil mi? Bu annem olmadan geçirdiğim ilk Noel efendim. Ve babam da... Nasıl devam edeceğini bilemiyor mu? Anlıyorum. Ama baban nerede olduğunu merak ediyor olmalı değil mi? Senin hakkında endişelenmiş olmalı. Artık evden çıktığına ve zihnini biraz olsun temizlediğine göre... ...sence eve geri dönmek iyi bir fikir olmaz mı? Evet, haklısınız. Aferin sana. Noel'in anlamı da işte budur. Aile birliğidir. Seni kızağımla eve götüreceğim. Hadi Plek. Pekala, ama şunu da tak. Ha? Arkadaşım onu senin almanı isterdi. Bir hediye mi? Bana mı? Bir Noel hediyesini herkes hak eder. Teşekkür ederim evlat. Kara kedileri böyle bir şey zedeler, ancak bir felakete doğru mu? Şu pakete bak, bu mühim bir ipucu. Bu benden sana armağan Adrian. Adrian kaybolur, kara kedi gelir. Onu koruyan biri almadı. Bir tek izahım budur, bir tahminimdir. Adrian'ın peşinde bir zalim olmalı. Peki ya siz efendim? Noel'i nerede kutlayacaksınız? Ben mi? Tüm Paris'te kutlayacağım. Hatta tüm dünyada. Tek başınıza mı? Tamam, şimdi yapacağımız şey şu. Beni eve geri götürün ve Noel'i bizimle kutlayın. Noel ruhunu evimize geri getirmenize ihtiyacım var. Tamam o zaman, ama çok fazla kalamam. Noel babanın Noel zamanında çok yoğun olduğunu bilirsin. Teşekkür ederim. Adrian, bu sen misin? Sen kimsin? Belli olmuyor mu? Ben Noel Babayım. Gerçekten. Ben de Paskalya tavşanı oluyorum sanırım. Para kazanmak için geldim. Senin ilgilenmesi için korumamı çağıracağım. Hayır, yanılıyorsun baba. Hayır, yanılmıyor. Baban son derece haklı. O süper kötü Hulk Hogan kontrolü altında. Ne? Siz hepiniz kafayı yemişsiniz. Hayır Uğur Böceği, dur. O adam kontrol altında değil. Bir Akuma kurbanı gördüğümde hemen tanırım, inan bana. Hadi. Artık güvendesin. Evine git. Hayır, bekle. Plek. Adrian. Madem edildiler, çabuk olun. Hey, siz kafayı mı yediniz? Bu gerçekten çok acıtıyor. Farkında bile olmadan bana aldığım en güzel Noel hediyesini veriyorsun Uğur Böceği. Yanlışlıkla suçlanmış masum bir adam ve ruhu parçalanmış bir Noel Baba. Uzaklara uç benim küçük Akuma'm. Bu Noel Baba'yı etkilemek için gerekli her şeye sahipsin.
Nereye gidiyorsun Adrian? Odama tabii ki. Ne de olsa babam Noel'i kutlamıyor. Tabii ki kutluyor. Baban akşam seni görmeye geldi ama sen gitmiştin. Babana gidip onu beklediğini söyleyeyim. Sen sadece bu sefer odanda olduğundan emin ol. Peki, tamam. Sen, yani siz bir süper kötü değil misiniz? Tabii ki değilim. Sanırım sen çok fazla çizgi roman okuyorsun ufaklık. Çok üzgünüm. Size yardım edeyim. Hayır, teşekkür ederim. Bence bana yeteri kadar yardımcı oldun. Artık buralarda Noel ruhuna saygı gösteren kimse kalmamış. Fakat ben sana inanıyorum, Noel Pençe. Ben Hawkmoth. Seni haksızca bir süper kötü olmakla suçladılar. Bu yüzden sen de artık bir süper kötü olacaksın. Karşılığında bir yıl boyunca uslu durduğum için senden iki hediye isteyeceğim. Uğur böceğinin ve kara kedinin mucizeleri. Onları getireceğim. Mutlu Noeller Hawkmoth. Aşkın kudreti hep şiddetli, mucizevi.